Şimdi Ankara'ya dönelim. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çimen Çetin'in sorularını yanıtlayacak özel röportajı canlı olarak biz de ekranlarınıza getireceğiz. Sözü Çimen'e ve konuğuna bırakalım. AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. AK Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanacak, neler yapacak? Aslında merak edilen soruları bu soruları soracağımız en önemli isimlerden birisi de tabii ki AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle ve sıcağı sıcağına aslında biraz da düne dönmekte fayda var. MYK toplantısında önemli bir sunum yaptınız. AK Parti'nin yerel yönetimlerle ilgili o başlıkta neler vardı, o sunumda neler vardı? En çok onu merak ediyoruz bizlerde. Neler vardı efendim o sunumda? Haliyle biz AK Parti olarak çok hızlı davranan bir partiyiz. Seçimlerden sonra önce kendi öz eleştirimizi kendi içimizde yaptık. Ve sonra da yol haritamızı belirleyerek devam ettik. Birçok parti hala iki ay önceki seçimlerin tartışmasını yeni yapıyor. Ama biz çoktan bu işleri bitirdik ve önümüze bakıyoruz. Bizim için yerel yönetimler olmazsa olmaz. Çünkü bu partinin temelinde yerel yönetimler var. 94'te başlayan bir misyon. Daha sonra 2002'de AK Parti ile biraz daha şekillenerek neredeyse Türkiye'nin nüfusunun %70'ine yakın bir grubunda hakimiyet sağladı. Buralarda şehirciliği ortaya çıkardı. Zamanında yapılmış olan ideolojik belediyeciliği tarihe gömerek hizmet belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği, marka şehirlerin oluşumundaki bir takım temel fikirleri ortaya koyarak devam etti. Ve vatandaş sevdi bu belediyeciliği. Hatırlarsanız eski dönemde birçok parti belediyelerde iş başına gelir, bir sonraki seçimde perişan olur gider. Bunu biz SHP dönemiydi galiba, orada gördük sol partilerde. Anavatan'da gördük. Neredeyse tüm partiler, tüm belediyeler bu partileri almıştı. Ama genel seçimler geldiğinde, bir sonraki seçimler geldiğinde biraz zorlandılar ve adeta kendi partilerinin sonlarını hazırladılar belediyeler. Belediyeler çok zor yerler. Neden? Beklenti çok fazla. Ama eldeki imkanlar biraz daha kısıtlı. Bütün bunlara cevap verecek kadro, ekip, mali yapı her zaman oluşamayabiliyor. Ve başkan arkadaşlar da gerçekten zorlanıyorlar. Böyle olunca... Öz eleştiri yaptık dediniz efendim. Öz eleştiri. Neydi o öz eleştiri? Seçimlerde haliyle biz nihayetinde Kasım seçimlerine %49'a kadar gelmiş bir partiyiz. Niye 42,5-43'teyiz? Niye %6'mız yok bizim? Nereye gitti bu %6? Vatandaş bize ne demek istiyor? Bunu anketlerle belirliyoruz. Sivil toplum örgütleriyle konuşuyoruz. Şehirlere ekibimiz gidiyor. Tek tek yüz yüze konuşuyorlar. Vatandaşın bize bir kızgınlığı varsa anlıyoruz. Tabii seçilmiş milletvekili arkadaşlarımızı da grup grup Sayın Cumhurbaşkanımız davet etti ve kabul etti. Onlara da kendi seçim bölgelerinde yaşadıklarını sordu. Oradan bir şey çıkardık biz kendimize. Buradan biz ders almazsak ve nobran bir tavırla hayır kardeşim yaptığımız doğru diyerek devam edersek öbür seçimlerde perişan oluruz. O yüzden biz kendi içimizde, dersimizde iyi çalışıyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve dünkü MYK toplantısında da tabii biz yerel yönetimler olarak bir briefing verdik. Orada halihazırdaki siyasi tablonun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Sonra da önümüzdeki günlere ait olarak da yapacağımız bütün çalışmaları bir sistematik şekilde sunum yaptık, gösterdik. Kabul de gördü. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmayı da devam ettireceğiz. Sırf AK Parti belediyelerindeki durum mu yoksa Türkiye'nin genelinde diğer partilerle ilgili durumunun da mı bir tablosu çıktı aslında o sunumda, dünkü sunumda? Tabii ben madde madde dün ne görüştüğümüzü anlatmak durumunda değilim. Bunları anlatamam ama şu anlattıklarımdan az çok nelerin görüşüldüğünü siz de tahmin edebilirsiniz. Bu zor bir şey değil. Ve çok saklı bilgiler de değil. Bakın şimdi biz 30 büyükşehirden 18'inde varız. 18 büyükşehir belediyesi AK Parti'de. Ve 51 il içerisinde de yaklaşık 30 vilayette biz varız. 48 vilayette şu anda AK Partili belediyeler var. Nüfusun %61'ine toplamda hitap ediyoruz. Ve son yapılan 2018 seçimlerinde de belediye seçim çevresi içerisinde 60 vilayette birinciyiz. 48 belediyede varız. AK Partili belediyeler var. Ama yapılan seçimlerde 81 vilayet içerisinde 60 vilayetimizde belediye seçim bölgelerinde büyükşehirlerde tamamını kastediyorum. Diğer illerimizde, normal illerimizde ise mücavir alanlarını kastediyorum. Birinci partiyiz. 6-7 ilde de
kıl payı farklarla ikinci partiyiz. Demek ki biz 65-67 vilayette birinci parti olarak seçimlerde gelebiliriz. Bunu bilmemiz lazım. Bu bir tespit. Bunu başka partili arkadaşlar da zaten anket sonuçlarına baktığı zaman çok rahat görebilirler. Bir de bizim söyleyecek o kadar çok şeyimiz var ki. Bir taraftan bakanlıklar olarak yaptığımız icraatları anlatabiliriz. Eskiyle kıyaslayabiliriz. Böyle bir avantajımız var. Elbette insanlar birçok yerdeki genel anlayış budur zaten. İktidarda olan partinin biraz yıprandığını kabul ederler. Çünkü olamayan şeyler vardır, eksikler vardır, hatalar çok abartılır. Bunlardan dolayı bir puan kaybını tolere edecek bir anlayış vardır dışarıda. Ancak biz bunu her yerde iftiharla söylüyoruz. Bütün bakanlıklarımız kendi yaptıklarını daha önceki dönemdeki bakanlıkların yaptıklarıyla kıyasladıklarında çok başarılı çıkıyoruz. Sağlıkta başarılıyız, ulaşımda başarılıyız, tarımda başarılıyız, hamdolsun. Bir de belediyeler olarak bunu yaptığımızda zaten başarı bayağı katlanıyor. İstanbul'u mu kastedersiniz, Ankara'yı mı alırsınız? Benim 21 yıl belediye başkanlığı yaptığım Kayseri'yi mi söylersiniz? Buralarda bizden önceki dönemde resmen ideolojik bir belediyecilik vardı. Keskin bir tavır vardı. Mesela kendi şehrimde bile o partiye oy verilmediği için ki parti de CHP'ydi, cezalandırılırdı mahalleler. Militan kadrolar içeride iş başındaydı ve iş görülmezdi. Çöp dağlarını herkes biliyor. Ve altyapının olmadığı şehirleri herkes biliyor. Onun üzerine geldikten sonra yaptığımız işlerden dolayı biz seçimlerde gittiğimizde elbette ki yaptıklarımızı anlatacağız. Eskiyi de anlatacağız, kendi yaptıklarımızı anlatacağız. Sonra da yeni dönemlerle ilgili o kadar çok yeni gelişmeler var ki bu gelişmelerden de bahsedeceğiz biz. Yani bir akıllı şehirler diye bir şey var şimdi önümüzde. Bunu görmezlikten gelemezsiniz siz. Veyahut da çocuklar için, kadınlar için, gençler için bir takım sosyal imkanların artmasından bahsedeceğiz. Bunun için ortaya koyduğumuz projeler var. Bunları söyleyeceğiz mutlaka önümüzdeki günlerde. Yepyeni projeyle de yeni bir ümitle çıkacağız biz. Kendini tekrarlayan bir parti olmadığımız için biraz da önceden beri anlatmaya çalıştığım da buydu. Bizim işimiz biraz daha kolay. Hem yaptık, hem yapıyoruz, hem de geleceğe ait yeni bir devrimci ruhla ortaya çıkıp devam ediyoruz diye. Sizin cümlenizden hemen devam etmek isterim. Ankara ve İstanbul. Ankara ve İstanbul'da bir değişim dönüşüm oldu. O değişim dönüşümün vatandaş üzerindeki etkisi nasıl oldu? Siz eminim ki bunları da araştırmışsınızdır. Devamında da Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 büyükşehir için Cumhuriyet Halk Partisi'nden iddialı açıklamalar geldi. 2019 Mart'ında yapılacak seçimlerde biz buraları alacağız dediler. Ne dersiniz bu iddialar için? Tabii önce birinci soruya cevap vermek lazım. Bizim yapmış olduğumuz icraat partimizin kendi içerisinde karar vermiş olduğu ve nihayetinde o belediye başkanı arkadaşlarımızı geriye çekmekten ibaret olan bir çalışmaydı. Bununla ilgili dışarıda bir takım yorumlar yapılır. Ancak parti olarak biz şuna inanıyoruz. Eğer vatandaş bir şehirde 5 yıllığına belediye başkanına görev vermişse, o 5 yıl içerisinde bir takım işlerde aksıyorsa vatandaş bunun hesabını soramıyor. Yani siz herhangi bir şehirde oturduğunuzu kabul edin. Ben bunu bir Ankara veya İstanbul özelinde anlatmıyorum şimdi. Rastgele bir şehirde, Anadolu'da X bir şehirde yaşıyorsunuz. Oy verdiniz, birini seçtiniz. Bir sene sonra gidişatı beğenmiyorsunuz ama sadece söyleniyorsunuz. Eş dost sohbetlerinde konuşuyorsunuz. Fakat sizin elinizde onu değiştirme imkanı yok. 4 sene daha bekleyeceksiniz. 5 sene tamamlanınca hesap soracaksınız. Fakat parti 5 sene beklemek zorunda değil. Orada seçilmiş meclis üyeleri var. Onların her birisi de vatandaştan oy alarak gelmişler. Elbette vatandaş başkana da oy vermiş ama parti kendi kurallarına uygun düşmeyen davranışlar da bulunan belediye başkanlarına siz müsaade edin bir kenara gelin her zaman diyebilir. Bu kötülük anlamında olmayabilir. Yani illa bir yolsuzluk hırsızlık olduğu anlamında değil. Ben mesela Kadir Bey ile konuşarak istifasını almıştım. Bakandım o zaman. Emin olun Kadir Bey'in bir tek kötülüğüne şahit değilim. Yani yolsuzluk ve hırsızlık anlamında söylüyorum. Dürüstlüğüne herkes zaten kimse bir şey söylemez. Bu anlamda değil bizim istifa alma konumuz. Ve partinin almış olduğu kararla da biz belediye başkanlarımızı her zaman değiştirebiliriz. Bunu vatandaş çok hoş buldu. Olumlu dönüşme oldu yani. Olumlu dönüş oldu. Birçok yerde istifasını aldığımız belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde oylarımız arttı bizim. Keşke bu soruyu soracağınızı bilseydim, oradaki anket sonuçlarını da getirirdim. Vatandaşın bakışıyla ilgili yapılan anketleri de getirdim. Vatandaş diyor ki biz 5 sene dayanmak zorunda mıyız kardeşim? Zaten şikayetimizi partiye yapmıştık, parti de bizi ciddiye aldı diyor.
Böyle bir anlayış var. Buradan dolayı da ben partiye bir memnuniyet duyulduğunu hissediyorum. Ve vatandaşım bundan sonraki seçimlerde de en azından kardeşim ben oy veriyorum ama bu partiye oy veriyorum ve partinin temsilcisine oy veriyorum. Kimisi bazen şahsına verir ama genelde partiler ön plandadır. Herkes bunu biliyor zaten. Bir kısım insan sadece adaydan dolayı oy verir. O partinin kendi iddiasını, şikayetini ciddiye almasından dolayı bir memnuniyet olduğunu ben görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddialarına gelince haliyle Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden sonra bir girdaba girdi. Cumhurbaşkanı adayıyla genel başkan arasındaki karşılıklı çekişmeler, kongre meselesi. Bu konularda benim söz söylemem çok yakışık almaz ve söylemeyeceğim de zaten. Ben de ilgilendiren bir konu değil. O kendi başlarının düşmüş olduğu dertten dolayı oradan bir tıkış yol arıyorlar. Hala eski travmaya atlatabildikleri kanaatinde değilim ben. Ve daha dün yeni üniversitenin birisinden rapor hazırlatmışlar. Niye Haziran seçimlerinde ki aradan iki ay geçmiş biz geriledik bu duruma düştük diye yeni yeni dinliyorlar. Ve dışarıya çıkış yolu olarak da ara ara AK Parti'ye saldırmayı düşünüyorlar. Yeni bir iddia ile gündeme gelmeyi düşünüyorlar. Bu iddialar biraz daha flaş olursa kendi iç problemlerini örtmüş oluyor. Bu iddialar da bundan ibaret diye düşünüyorum. Elbette gençliğe biraz bizim anlatırken zorluğumuz var ama yaşı 30'un üzerinde olan herkes bilir ki bu Ankara'da ve İstanbul'da yapılan ideolojik belediyeciliğin sıkıntısını hem şehir çekmişti hem şehirli çekmişti. Öğrenciliği burada geçmiş birisi olarak mühendis odaları seçimine gittiğimde belediyenin tüm ekibinin, temizlik ekibinin elinde sopalarla bizim imar mühendisler odasının kapısında beklediğini görmüş bir insanım ben. Bizzat yaşamış birisiyim bunu. Belediyenin temizlik işlerindeki çöp hizmetlerinde çalışan arkadaşların ellerinde koca koca sopalarla mühendis mimar odalarının seçiminde kapıda bizi beklemesi ne demek? Ne işi var o arkadaşların orada? İstanbul'da gözleriyle şuna şahit olmuş birisiyim. Kahveler lebalep dolu, karşı fabrikadan mal çekiyorum. Niye dolu dediğimde güldüler bana. Bilmiyor musunuz dedi. Yok bilmiyorum dedim. Bunların hepsi de İstanbul Büyükşehir'in elemanları. Ne yapıyorlar burada? Bunlar dedi otururlar burada pişpirik oynarlar, kağıt oynarlar. Peki arada eylem olduğunda otobüsler gelir bunları alır buradan götürür. Şimdi bütün bunlara şahit olmuş birileriyiz biz. Çöp dağlarını ve o çöplerin patlamasıyla 40 kişinin ölmesine şahit olan insanlarız. Öğrenciliğim bir kısmı Ankara'daydı, biraz da İstanbul'daydı benim. Gece 2:30-3'e o çalmalı saatler vardı ya, zırr diye çalar. Onu kurardık, kalkar. Elimizde ne varsa, ibrikleyen ne varsa onları çeşmenin altına tutup bir parmak acaba incelik akan su olur mu diye beklemiş insanlarız. Şimdi CHP kalkıp bugünleri unutup sonra yolsuzlukların en büyüğünün yaşandığı, skandalların yaşandığı CHP'nin kalkıp da İstanbul hakkında, Ankara hakkında, büyük şehirler hakkında konuşmasını ben garip bulurum. Garip bulurum ve biraz önce de söylediğim gibi benim buna cevabım resmen CHP'nin kendi içerisindeki o çalkantılara, girdaba, kavgaya biraz üzerine küllemek, biraz unutturabilmek adına yaptığı atraksiyon olarak görürüm. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelme ve İstanbul'a olan ilgisi biliniyor ve her seferinde İstanbul'u kaybetmek, Türkiye'yi kaybetmektir vurgusu yapıyor sık sık da. Şimdi özellikle stratejinizi çözmek istiyoruz bir taraftan da. AK Parti özellikle büyük şehirlerde belediye başkan adaylarını belirlerken temel alacağı kriter ne olacak ve bu isimlerin açıklanması, yerel seçimlere de az bir zaman kaldı. Eğer erken seçim olmazsa tabii ki. Dolayısıyla o isimler ne zaman açıklanacak? Bununla ilgili bir planlama yapıldı mı? Bir taraftan da bunu merak etmekteyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için gittiğimiz şehirlerde de hep gözü belediye hizmetlerindedir. Giderken ağaç diplerine bakar, kaldırımlara bakar, yoldaki intizama bakar, temizliğe bakar ve mutlaka belediye başkanlarımız, arkadaşlarımız da uyarır. Dünkü briefingde bizim de ne kadar titiz bir hassas çalışma yaptığımızı tahmin edersiniz diye söylüyorum. Niye? Her bir konuda mutlaka beyefendinin de bir haberi vardır o konudan. En azından adaylarımızda bulunması gereken özellikleri sıraladığımızda bir, insani özelliklerin çok ön planda olduğunu söyleyebilirim. Zaten belediyeciliğin evrelerini düşünürsek, hatırlarsanız biraz önce ben de bahsettim, bir ideolojik belediyecilikten hizmet belediyeciliğine ve orada sosyal belediyeciliğe doğru, şehirlerde devasa projelerin yapıldığı marka belediyeciliğe doğru bir evrilme oldu ama Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda özellikle tarif ettiği ve belediye başkanlarımızdan istediği konu gönül seferberliği, gönül belediyeciliği, insani ilişkiler. Bunu her türlü anlayabilirsiniz.
Bir taraftan başkanın ve ekibinin insanlara karşı olan davranışları, tutumları, şikayetleri karşısındaki onlara çözüm bulmaları noktasındaki yaklaşımlarını aldığınız gibi ahlaki prensiplere uygunluğu, insan vasfı her şeyin önünde. Tevazu demişti Sayın elbette, Başkanım. Elbette, elbette. Şimdi siz küçük dağları ben yarattığım gibi gezerseniz vatandaş bunu sevmez. İlçelerde eğer eskortlarla geziyorsanız bir dakika derler adama, ne eskortu, bu öndeki araba ne, arkadaki araba ne derler. Bindiğiniz arabanın markasına dahi bakarlar. Sonra sizin özelinizde daha önceden bir yaşamınız vardır, belediye başkanı olmadan önce. O değişiyor mu değişmiyor mu ona bile takip ederler. Ben 21 yıl belediye başkanı olmadan önce hangi evde oturmuşsam aynı evde oturmuş bir insanım. Ve aynı yaşantıyı devam ettirmiş bir insanım. Aynı komşularla ilişkimi sürdürmüş bir insanım. Ve bunu bütün arkadaşlarıma da söylüyorum. Ve ailemden hiç kimse de belediyeye gelmemiştir. Bunlar temel prensiplerdir. Ne işleri var belediyede, niye gelecekler ki? Ve atlar da hiçbir şekilde hiçbir yere geçmemiştir. Geçmeyecektir zaten. Hiçbir belediye başkanı arkadaşımızın bir işi vatandaşın olduğu zaman kardeşine gitmesine gerek yok. Amcasının oğluna gitmesine gerek yok. Gidecek karşıda, kapıda güler yüzle karşılayacaklar. İşini çözecekler veya çözemeyecekler. Zaten her talep de doğru değildir. Bazen olmayacak taleplerle de gelir vatandaş. Onu da kibarca izah edersiniz. Olacak bu. Bu insani özellik birinci vasfımız bizim. İkincisi, tabii bir de çalışma istiyor bu iş. Yani belediye başkanının tabii bu ahlaki kurallara uyumu esas olduğu gibi bir taraftan da yönetim kabiliyeti var mı? Buna bakacağız. Yani para yönetimini biliyor mu? İnsan yönetimini biliyor mu? Mekan yönetimini biliyor mu? Zaman yönetimini, algı yönetimini idare edebilecek bir kapasitesi ve kabiliyeti var mı? Buna bakacağız. Sonra o beldeden olmasına, o bölgeden olmasına, orada sevilen bir sima olmasına, oradaki insanlar tarafından hüsnü kabul gören birisi olmasına çok dikkat edeceğiz. Yani bu illaki AK Partili olmayacağı anlamına da geliyor. Yani siyaseten, belki siyasete uzak ama bölgesinde sevilen birisi, bir isim. Olabilir, olabilir. Niye olmasın? Zaten bütün belediye başkanlıkları için biz hazırlayacağımız raporda en az 5 kişiyi belediye başkanımız bir yerde olsun veya olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne koyacağız. Ve o kurulda elbette ki başarılı arkadaşlarımız devam edeceklerdir. Kimse onlara itiraz etmez ama yine de elimizde alternatifler olacak. Biz çünkü büyük bir partiyiz. Türkiye'ye hitap ediyoruz. Yani bizim temel prensibimiz öyle. Bazı yerlerde belki 10 kişi bulacağız. Bazı yerlerde belki 3 kişi bulacağız. Onu da bilemiyorum. Çok iddialı da konuşmak istemiyorum ama alternatif adaylar her zaman olacak. Dosyamızda bulunacak. Ve kurul çalışmaya başladığında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte önüne biz bunları sunacağız. Bunları bizim yapmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah biz bunu başarırız. Çünkü Türkiye'ye hitap ediyoruz. Belediyecilik tecrübemiz var. Çalışkan arkadaşlarımız var. Ve ekibimiz de bu konuda çok deneyimli. Önümüzdeki günlerde iyi bir performans ortaya koyarız diye ümit ediyorum. Bu kriterler etrafına baktığımızda belli ki bu kriterlerin ortaya çıkarıldığı anketler de yapılıyor. Saha çalışmasına çok önem veren bir parti zaten AK Parti. Anketler ne diyor efendim? Sahada nabız tutulduğu için soruyorum bir taraftan da şu an bakıldığında. Normal gözüküyor. Yani AK Parti'yi şöyle değerlendirebilirsiniz. İlk girdiğimiz seçimlerde %34-35 civarında bir oyumuz vardı. 2002'den bahsediyorum. Parti olarak girdiğimiz seçimler. Ondan sonra 2004, 2009, 2014'te yerel seçimler oldu. Ve 2002'den itibaren de genel seçimler yapıldı. AK Parti %40 ile 50 bandına oturmuş bir parti. Kiminde 42 almıştır, kiminde 45 almıştır, kiminde 49 almıştır, 43 almıştır. Ama bu banta oturmuş bir parti. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Her ilde varız. Yani bir HDP'yi Güneydoğu'daki 15-20 vilayetin dışında göremezsiniz. Bir CHP'yi deniz kenarındaki birkaç vilayetin dışında kolay kolay birçok yerde göremezsiniz. Hatta bazı yerlerde doğru düz teşkilatları bile yok. Biz onlar gibi bir parti değiliz. En ücra köşede bile teşkilatlanmamız var ve orada iddialıyız. Biraz önce de söyledim. 60 vilayette şu anda biz birinci partiyiz. 8-10 vilayette de kıl payı ikinci partiyiz. Ve üçüncü çıktığımız yerde bazen bizim için hüzün oluyor. Niye biz burada üçüncü partiyiz diye. O zaman bizim çok iddialı olmamız doğru değil mi? Elbette doğru. Bir taraftan belediyecilik tecrübemiz var. Bundan dolayı elbette ki iddialıyız. Onu ortaya koyduk. Bundan sonra yapacağımıza dair vatandaşta da bir kanaat var. Bir taraftan merkezi hükümetle işbirliği içerisinde olmanın avantajını herkes kendi içinde de değerlendiriyordur. Çünkü ben bunu senelerce acısını yaşamış birisiyim. Ankara'ya geliyordum.
Raylı sistem için 1 lira bile para istemeden sadece izin yazısı istiyordum. Senelerce alamamıştım. Ne zaman ki AK Parti geldi, geldim izin yazımı öyle aldım, gittim raylı sistem ihalesini öyle yaptım. O zaman bunun da avantajını doğrusu şehirlerin değerlendirmesine fayda var diye düşünüyorum. Konuşmanızda iki kez vurguladınız kıl payı kaybedilen yerler. Bir taraftan da kıl payı kazanılan yerler var. Bu yerler Doğru. için özel çalışma yapılacak mı efendim? O bölgeler için tabii hepsiyle ilgili yeni bir strateji geliştireceğiz. Özel çalışma yapacağız. Bundan kastımız nedir? Stratejiden kastımız. Bir, şehrin dilini tutturabilmek çok kolay değil. Şehri okumak, şehrin resmini çekmek önemli diye düşünüyoruz biz. Bizim aslında genel merkez olarak yapacağımız en önemli faaliyetlerden birisi bu. Bir şehrin resmini çekeceğiz biz. Oraya bir yorum çok katmayacağız. O şehir ne bekliyor, ne istiyor, oradaki demografik yapı nedir, seçmen tercihlerinde ikinci parti hangisidir, nereye doğru bir akım var, vatandaşın bizden beklentisi ne? Bunlar çok rahat anketlerle biz zaten çözüyoruz. Eğer bir anketi doğru yapıyorsanız size net, objektif sonuçlar veriyor. Yok başka türlü yapıyorsanız istediğiniz sonucu her türlü anketten alıyorsunuz zaten. Ama mesele o değil de olayı anlamaksa öğreniyorsunuz oradan. Birincisi bu. İkincisi o şehrin sevdiği insanları biz bulacağız. Başka çaremiz yok. Alamadığımız yerler için söylüyorum ben. O şehirlerde sevilen daha önceden beri gerek yapmış olduğu ticari faaliyetlerde veyahut da memuriyette de olabilir, ortaya koymuş olduğu performansla, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle takdir görmüş insanları mutlaka bizim tespit etmemiz lazım. Yani bir taraftan şehrin dilini tutturmak, diğer taraftan uygun isimler bulmak, en makul isimler bulmak. Vatandaşın önüne çıkardığımız zaman bu ismi, evet yakıştı bu, denilecek bir ismi tespit etmek bizim işimiz doğrusu. Ve sonra da genel merkez olarak bir seçim stratejisiyle ortaya çıkıp devam ettirmek. Seçimlerde genellikle iki türlü tavır olur. Birisi çıkarsınız, doğrularınızı söylersiniz. Yapacaklarınızı anlatırsınız, yaptıklarınızı söylersiniz. Ve vatandaştan o istersiniz. Sataşma olursa ancak cevap verirsiniz. Yoksa başka bir şey demezsiniz. Bu bir yoldur. Sadece biz bunu tercih ettik zaten. Ama bir başka yolda karşı tarafı durmadan karalarsınız. Onunla ilgili yalan yanlış, iftira kampanyaları düzenlersiniz, el altından falan filan, üstünden gazetelerde, kendi yandaş gazetelerinizde başlıklar çıkarırsınız falan. Bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil. Efendim araya bir gireyim hemen bölmeden. Bir taraftan da bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı bilindiği gibi kutlamalar da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekranda göründüğü için bir taraftan da külliye de tebrikleri kabul ediyor Cumhurbaşkanı. Hemen ekranın sol köşesinde de o var, ona da söyleyeyim ve diğer taraftan da devam edelim. Kusura bakmayın, sözünüzü ya buldum. Asıl siz önemli bir şey hatırlattınız. 30 Ağustos Bayramı'nı kimsenin kutlamadan başladık. Bir anda daldık böyle işe. Bu arada tüm milletimizin de 30 Ağustos bayramını kutlayalım inşallah. Evet, önemli bir adım tabii, bu da. Tabii. Diğer taraftan sormadan yapamayacağımız bir soru var elbette ki. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı vardı bilindiği gibi. Sayın Bahçeli geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve yerel seçimlerde böyle bir ittifakın olmayacağını ifade etti. Ancak biraz da kapıyı açık bıraktı. Millet İttifakı gibi bir ittifak olursa belki de gözden geçirilebilir dedi. Böyle bir ittifak söz konusu olabilir mi efendim? Tabii şu anda bir şey söylemek için çok erken. Gerçekten çok erken. Devlet Bey'in bu konudaki görüşlerini hepimiz öğrendik. Zaten biz de hiç kimseyle ittifak yapmayacakmış gibi çalışmamıza devam ediyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde olaylar nasıl gelişir? Karşı taraftan ne tür ittifaklar çıkar veya bağımsız şekilde mi hareket ederler? Onu da görmek lazım. Bu konuda herhangi bir şekilde şekillenir. Yok, ondan da ziyade zaman içerisinde gelişmelerle sadece muhalefet cephesinin ortaya koyacağı ittifak fikriyle değil. Hı hı. Onun dışında birçok daha gelişme olabilir. Onlara göre hareket etmekte fayda var. Yani tamamıyla kapıyı kapatmak bu anlamda siyaseten çok yanlış olur. Ama Cumhur İttifakı yaptığımız partiyle biz birçok konuda örtüşüyoruz ve anlaşıyoruz. Özellikle Türkiye'nin bir beka meselesi olduğunda başlayan bu ittifak bana göre hayırlı yolda da ilerliyor. Bunun bazı kesimlerde bir takım korkuya yol açtığını da biliyoruz. Özellikle Güneydoğu tarafında falan da gidip şu tür bir kara propaganda yaptılar. Eski günlere dönülecek, faili meçhuller gelecek gibi. Fakat böyle bir şey olmadığını zaman içerisinde vatandaş gördü. Yani ittifaktan eğer korku salacak şekilde bir propagandayla çıkmak isteyen gruplar varsa ki Güneydoğu'da genellikle bunu yapıyorlar. Bunun da asla korkulacak bir şey olmadığını, MHP ile AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu bir ittifakın çok hayırlı ve faydalı bir
ittifak olduğunu herkes görmüş oldu diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde böyle bir ittifak olur mu? Şimdiden ben bir şey söyleyemiyorum. Tabii partinin kuralları var, kuralları var, kurulları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda alacağı tavır da önemli. Ama bize sorulduğu zaman da fikrimizi söyleriz elbette ki. Şu anda çok erken bir soru bu. Şundan soruyorum efendim. Bir de hani yerel yönetimler biraz daha farklı. Ankara, İstanbul, İzmir. Diğer taraftan Adana, Mersin ve Osmaniye denilince de Milliyetçi Hareket Partisi geliyor elbette ki akıllara. Ve bazı iddialar var aslında. O iddiaları da belki size sormakta fayda var. Şöyle deniliyor. Hangi partinin güçlü olduğu yer neresiyse diğer parti onu destekleyecek. Yani açıkça bir ittifak olmasa bile bir gönül ittifakı söz konusu olabilir yönünde iddialar var. Bunlar için tabii, ne dersiniz? Sizin de dediğiniz gibi bunların hepsi bir iddia. İddiadan ibaret. İddia üzerine bir senaryo yazıp da kurgu yapmak da çok doğru değil bana göre. Ama yerel seçimlerdeki ittifak, genel seçimlerdeki ittifaka benzemez, daha zordur. Bunu kabullenmek lazım. Yani bir şehirde bazen üç parti bir araya gelir, göstermiş olduğu adaya üç partinin toplam oyuyla karşılık veremeyebilirsiniz. Bunları herkes biliyor zaten. Belki tabanda bir ittifak, belki o seçimlerde bir gruplaşma çok daha etkili olabilir seçimlerde. Ama dediğim gibi bunları görmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha gelişmeleri takip etmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyoruz. Ama her zaman biz ittifak yaptığımız, Cumhur İttifakı içerisinde bulunduğumuz MHP'nin hakkını, hukukunu gözetmeye, bu ortaklığa çok saygılı davranmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm talimatları bu yönde. İleride böyle bir ittifak olur mu? Olabilir elbette ama ben o konuda bir şey söyleme durumunda değilim. Şunu da çok erken isterim. Olduğunu söylüyorum. Yani özellikle Ankara-İstanbul vurgusu yapıyoruz ama bazı, ya daha doğrusu AK Parti dönemlerinde, geçmiş dönemlerde bakanlık yapanların, tırnak içinde söylüyorum, ağır abi olarak nitelendirilen isimlerin de özellikle Ankara ya da İstanbul'da aday gösterebileceğine dair yine iddialar var. Bu iddialar için ne dersiniz? Ya bizim parti anlayışımız biraz daha başka bilinen partilerden farklı. Biz olaya bir dava olarak bakıyoruz. Bir Türkiye meselesi olarak bakıyoruz. Bu işte biraz Sayın Cumhurbaşkanımızın sıkça vurguladığı gibi benlikleri bir tarafa bırakarak devam etmek gerektiğine inanmış insanlarız. Gerçekten Türkiye zor bir coğrafyada ve zor bir dönemden geçiyoruz. Hele hele son birkaç yıl içerisinde yaşadıklarımız, belki Cumhuriyet tarihince boyunca yaşamış olduğumuz birçok sıkıntılı olaylardan daha katmerli ve daha fazla. Böyle bir ortamda eskiden bakanlık yapmış bir arkadaşımızın kendi üzerinde isminde ittifak edildiğinde, hayır ben belediye başkanlığı yapmam gibi bir lüks içerisinde olacağını zannetmiyorum. Yani o arkadaşlarımız da çok rahat gelip belediye başkanlığı yapabilirler. Onlar da aday gösterebiliriz. Ve bunu da gönüllü olarak yaparlar. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Dün bizim MYK bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yardımcı olabilecek arkadaşları bana burada yerel birimlerde bir liste sunarak üzerinde ittifak etmeye çalıştık. 11-12 arkadaşımız ismini işaretledik Sayın Cumhurbaşkanımızla. Ben akşamdan itibaren fırsat buldukça arkadaşlarımızı arayıp davet ettim. İçerisinde daha önce titrinde çok yüksek sıfatlar olan arkadaşlar da var. Hiçbirisinden hiçbir itiraz gelmedi. Siz ve Sayın Cumhurbaşkanımız beni uygun mu gördünüz size yardım etmeye? Evet, tamam geliyoruz dedi. Ne zaman toplantı dediler. Var mı sizin böyle paylaşabileceğiniz isimler efendim? Yani bizim mesela eski belediye başkanı arkadaşlarımız hep beraber olacağız. Samsun belediye başkanımızla, Konya'yla, Malatya'yla, İstanbul'dan Fatih belediye başkanımızla, Bilecik belediye başkanımızla hep beraber olacağız. Onun dışında eskiden milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız var. Yeni milletvekillerimiz var. Onlarla hep birlikte inşallah bu seçimleri göstereceğiz. Şu soruyla bitirmek isterim efendim. Yerel seçimlerde takvim vermediniz ama mesela AK Parti'de olan belediyelerde ve aynı belediye başkanıyla devam edilecekse şayet, onların açıklanması daha sonra ama AK Parti'de olmayan ya da belediye başkanı değişecek yerlerde adaylar daha mı önce açıklanacak? Nasıl bir strateji izlenecek? Doğru, böyle bir fikrimiz var aslında. Genel prensip olarak da böyle düşünüyoruz. Eğer bir yerde belediye başkanımız yoksa, orada karar vermişsek erkence arkadaşlarımızı ilan edip çalışmaya başlamalarını sağlamak istiyoruz. Siyasette eskiden beri şu söylenirdi. Benim ilk girdiğim yıllarda 20-25 sene öncesinde, efendim adaylıkları önceden açıklamak doğru değil. Çünkü adamı perişan ederler, her bir taraftan saldırırlar. Zaten eksiği falan ortaya konur vesaire gibi. Böyle çok önceye ait bir anlayış vardı. Benim şahsi kanaatim şu. Eğer bir adamın eksiği varsa, hatası varsa, ayıbı varsa, emin olun bu kadar iletişimin, ulaşımın kolay olduğu bir çağda birkaç aya gerek yok. Bir gün içerisinde ortaya çıkar
ve o adamcağızı istiyorlarsa perişan ederler. Zaten siz ayıplı bir malı çıkarmazsanız ortaya bir şey olmaz. Böyle bir sorun yok. Yani bizim bulacağımız insanlar ilk ismi duyulduğunda evet iyi oldu, yakıştı denilecek insanlar. O yüzden de belediye başkanlıklarının bizde olmadığı yerlerde biz bu isimleri bir an önce tespit edip erkenden arkadaşlarımızın çalışmasını sağlamak istiyoruz. Ama 9. 10. aydayız. Bu aylarda da ilan etmek çok doğru olmaz zaten. Çok erken bir havaya girmek, seçim atmosferini oluşturmak vatandaşlar rahatsız edebilir. Neden? Zaten sıkça yapılan seçimler var. Buradan dolayı vatandaşın hafif bir rahatsızlığı var. Ben bu seçimlerden dolayı belki çıkıp bedenen, fiilen, yollarda, alanlarda yorulmuş bir insanım ama Türkiye için büyük bir nimet olduğuna da inanıyorum. Demokrasinin işlediğinin bir alameti. Referandum yapıyorsunuz, vatandaşın fikrini soruyorsunuz. Yerel seçimlere gidiyorsunuz, belediye başkanı seçiyor herkes. Genel seçimlerde bir rahatsızlık varsa, erken de olsa, normal de olsa yapılıyor. Ve milletin iradesi sandıktan çıkıyor, Türkiye'ye hakim oluyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Bu seçim nimeti her zaman keyifli bir şey ama biraz da bıkkınlık verecek hale geldi. O yüzden erkenden de çıkıp insanları rahatlatmak da çok doğru değil diye düşünüyoruz. Seçimlerin erken alınması gibi bir durum söz konusu. Şu anda bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ama eski bir belediye başkanı olarak şunu söyleyebilirim. Bu tarih belediyeler için uygun değil. Zamanında anayasaya yazılmış. Doğru. Mart ayının son pazarında bu yerel seçim 5 yılda bir yapılır diye yazıyor anayasamızda. Böyle bir hüküm var. Ancak yanlış bana göre. Bununla ilgili bir düzenleme söz konusu olabilir. Belki bu seçimler geçtikten sonra artık bu konuşulabilir. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımızın kanaati lütfen seçimleri ya Ekim ayında ya da Kasım ayında yapın. Biz de işimize bakalım diyorlar. Bir taraftan hem belediye hizmetlerinin gözükeceği bir ay, hem bir taraftan sene başı olduğunda bütçelemenin de epeyce bir sekteye uğrayacağı, takvim olarak zor olacağı bir ay. Kimse bu ayda öyle bir seçime girmeyi istemiyor Mart ayında. Bu konuda hatta bazen partili arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman başka partili arkadaşlarla aynı fikri de bize ishar ettiler. Herhalde seçimlerden sonra artık yeni dönem için bunu değiştirerek Ekim veya Kasım ayına alınmasının daha uygun olacağı kanaat bende de var. Son dedim ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı genel başkan olduktan sonra kabinede, belediyelerde bir değişim oldu ama elbette mecliste de. %30-40 ila bir değişimden söz edildi. Bu belediyelerde mevcut belediye başkanlarıyla olan değişim için bir oran verebilir misiniz efendim? Şu kadarı değişebilir diye. O oranı veremem. Ancak değişim her zaman esas. Değişim asla kötü bir şey değil. İnsanlar da ara ara hiçbir sebep yokken bile değişim istiyorlar. Yani aynı yüzü görmekten pek hoşlanmıyor olabilirler ve değişim arıyorlar. Başarılı belediye başkanlarımız devam eder. Biraz orta başarılı olan, insan ilişkisinde sıkıntısı olan arkadaşlarımızın birçoğu değişir diye tahmin ediyorum. Ama bunun oranını söylemek çok mümkün değil. Fakat biz parti olarak, ben burada bir dönem genel başkan yardımcılığı yaptım. Aynı birimde başkanlık yaptım zaten. Benden sonra Erol Bey arkadaşımız geldi. 2 sene kadar o devam ettirdi. Şimdi ben yeniden bu birimdeyim. Eskiden beri bir çalışma modelimiz var. O da şu, bölgelerin sorumluları var. Şehirlerin sorumluları var. Arkadaşlarımız o şehirlere gidiyorlar. Parti teşkilatında oturuyorlar. Meclis üyelerini şöyle bir dinliyorlar. Emin olun tek tek kalındığında özelde size herkes sırrını söylüyor. Paylaşıyor onu. Belki dışarıda söylemediği şeyleri size söylüyor. Yine o şehrin görevlisi arkadaşlarımız sokaklara çıkıyorlar, bakkala vuruyorlar, bir lokanta yemek yiyorlar. Sonra ticaret odasına, sanayi odasına uğruyorlar. Gazeteciler cemiyetine bir uğruyorlar. Şöyle bir havayı kokluyorlar. Ve onları getiriyorlar, rapor olarak buraya koyuyorlar. Her bir şehrin burada aslında filmi çekilmiş vaziyette. Röntgen var burada. Ona bakarak da karar vermek bizim işimiz artık. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. 18 Ağustos'ta yapılan AK Parti'nin 6. olan kongresinden sonra Genel Başkan Yardımcısı olduğu Mehmet Özaseki yerel yönetimlerden sorumlu ve ilk yayınında Habertürk ekranlarını tercih etti. AK Parti yerel seçimlerde nasıl bir strateji izleyecek? Adaylar ne zaman açıklanacak? Anketler ne diyor? Aklımıza gelen tüm soruları kendisine yönelttik. Programımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ankara'dan sözü şimdi İstanbul'a bırakıyoruz.